Burası Türkistan, ata yurdumuz. Ünlü Manas destanının yazıldığı bölge. Türk tarihinin seyrini değiştiren, kültür ve medeniyet tarihimizde bir dönüm noktası olan Talas Savaşı'nın yapıldığı coğrafya. Türklerin ilk defa İslam'la şereflendiği ata yurdumuz. İlk Türk İslam Devleti Karahanlıların kurulduğu topraklar. Tarihe adını yazdırmış önemli bilim adamlarını, mütefekkirleri, sanatçıları ve ruh mimarlarını doğuran bölge. Divan Lügat-ı Türk'ü kaleme alan Kaşgarlı Mahmud'u, Kutat Kubilik eserinin müellifi Balasagunlu Yusuf Has Hacib'i yetiştiren ve bugün milyonlarca Müslüman Türk'ü içinde barındıran, binlerce yıllık köklü bir medeniyete ev sahipliği yapmış geniş bir havzanın adı. Sınırları batıda Hazar Denizi ve Ural Dağları'nın güney kısmına, kuzeyde Sibirya'ya, güneyde İran, Afganistan ve Tibet'e, doğuda Çin ve Moğolistan'a kadar uzanan uçsuz bucaksız bir coğrafya. Türkistan. Türkistan demek, Balasagun demek, Yesi demek, Taşkent, Semerkant, Buhara, Merv demek. Türkistan demek, ilim demek, irfan demek. Yüzlerce ilim, irfan insanının merkezi demek. Tarih boyunca Türkistan coğrafyasında yetişen birçok İslam alimi günümüzde bile bilim ve kültür dünyamıza önemli ölçüde ışık tutuyor. Mezarı Semerkant yakınlarında olan, Kur'an-ı Kerim'den sonra en önemli hadis kitabının yazarı, meşhur hadis alimi İmam-ı Buhari Hazretleri, tıp ilminin önemli şahsiyeti Ali İbn-i Sina, meşhur filozof Farabi, meşhur hadis alimi Tirmizi, matematik ve astronomi alim El-Biruni, cebir ilminin kurucusu Harezmi, meşhur astronomi alimi Ulu Bey, bu topraklarda doğup dünyaya ışık saçan şahsiyetlerden sadece birkaçı. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Doğu Türkistan'ıyla bugün bile atalarımızın nal seslerini duyabildiğimiz Türklerin ana vatanına doğru yolculuğa çıkıyoruz. Kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırmak üzere çıktığımız yollardaki bir başka durağımız Kırgızistan. Orta Asya'nın kuzeydoğusunda yer alan, denize çıkışı olmayan ülke. Ata yurdumuz. 751 yılında Talas Savaşı'ndan sonra İslam'la tanışan ilk Türk devleti Karahanlıların kurulduğu yer burası. Ünlü Türk bilgini Kutat Kubilik eserinin müellifi Balasagunlu Yusuf Has Hacib'in medreselerinin bulunduğu münbit topraklar. Kitab-ı Divan-ı Lügat-ı Türk'ün yazarı Kaşgarlı Mahmud'un doğduğu yer aynı zamanda. Kırgızistan, Orta Asya'da 198.500 km² bir ülke. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazandı. Ülkede iki resmi dil var: Kırgızca ve Rusça. Daha çok tarıma dayalı bir ekonomiye sahip. Uçsuz bucaksız Kırgız obalarında Bozüy diye isimlendirilen çadırların etrafında otlayan at, inek, keçi ve koyun sürülerinin özgürce dolaştığı topraklar, başkent Bişkek'in yanı sıra Oş, Narın, Celalabad, Talas ve Karakol gibi şehirleri barındıran ata yurdumuz Türkistan coğrafyasının hızla gelişen ülkesi Kırgızistan. Değerli izleyenlerimiz, bir devralen programında yine birlikteyiz. Kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini kadim İpek yolundan modern İpek yolu belgeseliyle Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'a geldik. Balasagun'dayız. İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlıların kurulduğu yerdeyiz. At sırtında, Tanrı Dağları eteğinde sizleri belgesel görüntülerle kadim İpek yolundan modern İpek yolu belgeseliyle karşınızdayız.
Dağlar bizim dağlarımız. Tarihimizin anlatıldığı, medeniyetimizin söylendiği dağlar. Altay Dağları, Sayam Dağları, Tanrı Dağları. Ve şu an Tanrı Dağları'nın zirvesindeyiz. Kazakistan, Kırgızistan ve Doğu Türkistan'ı kapsayan o muhteşem dağ silsilesinin Kırgızistan bölümünde Narin'den yola çıktık. Ve 400 kilometrelik yolu geçerken 3000 metrelik zirveye geldik. Ve Tanrı Dağları kültür tarihimizin çok önemli izlerinin bulunduğu yer. Özellikle kadim İpek yolunun geçtiği güzergahı takip ediyoruz. Narin, Taşrabat, Doğu Türkistan, Şarki Türkistan'dan, Çin'den başlayan İpek yolu buralardan geçmişti. Ve Tanrı Dağları'nın en büyük zirvesi Han Tanrı olarak bildiğimiz Kırgızistan bölgesinde. Kırgızlar Tanrı Dağı, bazen Alato diyorlar. Kazaklar Han Tanrı ve Doğu Türkistanlılar ise yine onlar Tanrı Dağı diyor ama Çinliler bize yutturmuşlar Tian Shan deniyor. Biz Tian Shan dememeliyiz, adıyla, şanıyla, şerefiyle Tanrı Dağı demeliyiz ve Tanrı Dağları'ndayız. Kadim İpek Yolu belgeseliyle karşınızdayız. Bundan 2000 yıl önce İpek Yolu Batı ve Doğu uygarlıklarını birbirine bağlamıştı. Çin'in en uç noktasından başlayıp Anadolu'nun çeşitli yerlerinden geçerek İstanbul'da birleşen ve oradan da Avrupa'nın içlerine giden bu yol boyunca yükleri taşıyan kervanlar sadece ticaretin gelişmesini değil, Asya ile Avrupa arasında günümüzde de izleri görülen kültür alışverişini de sağlamış. İslam'ın Çin'de yayılmasında İpek Yolu önemli bir rol oynamış. İpek Yolu tarihte Çin'den Orta Asya üzerinden Güney Asya, Batı Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'ya uzanan kara ticaret yoluydu. Çin'in ipek ve ipek ürünleri bu yol üzerinden batıya taşındığı için İpek Yolu olarak adlandırılmıştı. Bu ticaret yolu insanlık tarihinin aydınlığa ulaşmasında büyük geçitlerden biri olmuş. Bununla birlikte günümüz seramik kültürünün oluşmasına da önemli katkılar sağlamış. Sadece değerli ipekler, seramikler ve porselenler değil, değişik kültürlerin, İnançlarından dillerine, çalgılarından masallarına, yemeklerinden oyuncaklarına kadar birçok kültürel değer de aktarılmış. Dolayısıyla bu yollar yalnızca ticaret yolları olmakta kalmamış, yüzyıllar boyu Doğu ile Batı arasında kültür alışverişini de sağlamış. Басқа тойды тойламасаң тойлама. Екі жастың бар тойы тойлансын. Басқа тойды тойламасаң тойлама. Екі жастың бақы тойы тойлансын. Kervansaraylarda kervanlar askeri birlikler tarafından korunurdu. Kervansarayda kalındığı sürece yolcuların can ve malları teminat altına alınır, her türlü bakım ve hizmetlerin yerine getirilmesinden doğan giderleri karşılamak amacıyla vakıfları bulunurdu. Bu yapılar seyahat ve ticareti güvence altına alan, sosyal dayanışmayı sağlayan nitelikteydi. İpek Yolu, 16. ve 17. yüzyıllarda ipeğin Avrupa'da da üretilmeye başlamasından sonra eski önemini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Artan denizcilik faaliyetleriyle de kervanlar ortadan kalkmaya ve uzak doğu ürünleri çekiciliğini yitirmeye başladı. Hatta 19. yüzyıldan itibaren İpek Yolu kullanılmaz oldu. Tanrı Dağları'nın zirvesinden Narin şehrine geldik. İpek Yolu güzergahı üzerinde önemli bir merkez. Zira Çin'den başlayan İpek Yolu Kırgızistan'a Narin bölgesinden girip ve devam ediyordu. Biz de Narin şehrindeyiz. İpek Yolu güzergahını takip ediyoruz ve tarihler 2 Mayıs 2017. Modern İpek Yolu turunu Narin bölgesini gerçekleştiriyoruz şu an ve kaldığımız otelin ismi Han Tanrı Otel.
Hen Tanrı, Tanrı Dağları'nın en yüksek zirvesine verilen ad, 7800 metre yüksekliğindeki zirvenin ismi Hen Tanrı diye geçiyor. Biz de Narin'de Hen Tanrı Otel'de kalıyoruz. Otelin hemen duvarındaki desenler oldukça ilgi çekici. Kırgızistan muhteşem güzellikler. 2 Nisan 2017 tarihler ve şu an Kırgızistan'ın önemli merkezi ve İpek Yolu'nun önemli noktalarından birisi Balasagun'a gidiyoruz. İpek Yolu'nun önemli merkezlerinden birisi, Kırgızistan'ın önemli kenti, Karahanlar Devleti'ne başkentlik yapmıştı. Balasagun'a gidiyoruz. Balasagun, Yusuf Has Hacib'in medresesinde ders verdiği bölge ve Kıtat Kubili'yi yazdığı yer. Ve Balasagun, İpek Yolu'nun da önemli merkeziydi. Ve buralarda Tanrı Dağları'nın eteklerinde bu şehir kurulmuştu. O tipik minareli cami, diğer evler ve Balasagun bölgesi bulunduğumuz yer. Tanrı Dağları'nın ihtişamlı güzelliği. Şehirler arası yollarda trafik problemi neredeyse yok. Kimi zaman düzgün, kimi zaman bol kasisli yolları aşıp geçiyoruz. Anadolu'dan binlerce kilometre uzakta Türkistan coğrafyasına yol almak bambaşka bir duygu. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te meşhur Issık Göl arasında yer alan ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar Devleti'nin kurulduğu bölgeye geliyoruz. Burası tarihi Balasagun şehri. Burası ilk Müslüman Türk devleti Karahanlıların başkenti Tokmak şehri. Karşımıza çıkan minare İslam'ın göğe yükselen bir abidesi. Anadolu'dan gelen vefalı Türk dostlarımızla birlikte minareye ulaşıyoruz. Buranın ayrı bir manevi atmosferi var. Zamanın eskitemediği bu minare, kelime-i tevhidin mazide açılan ve atiye uzanan güçlü, kuvvetli bir sesi aynı zamanda. İpek Yolu güzergahının çok önemli bir merkezindeyiz. İlk Müslüman Türk Devleti'nin kurulduğu Karahanlılar Devleti'ne başkentlik yapan Balasagun'a geldik. Ve minaresiyle ünlü Yusuf Has Hacib'in ders verdiği medresenin ve Kitab Kubili'nin yazıldığı bölgedeyiz. Karahanlılar Devleti'nin başkenti Balasagun'dayız.
UNESCO tarafından koruma altına alınan bir bölge. Minarenin minyatür çizimleri, İpek Yolu'nun önemli bir merkezi. Karahanlılar devletinden kalan mezar taşları. Tanrı Dağları'nın eteği, kadim İpek Yolu'nun önemli merkezi, Balasagun şehri. İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılara başkentlik yapmıştı bölge ve bugün toprak altında burası. Tarihi Yusuf Has Hacip minaresiyle muhteşem medeniyetin geleceğe aksettiren önemli belgesi. Evet, o tarihi kentler, anıtlar ve şehirler. O şehirlerden birisi de Balasagun şehri. Şu an Balasagun şehrinin kalesindeyiz, merkezindeyiz. Ve bulunduğumuz buralar, bu şehir muhteşem bir medeniyetin ihtişamlı geçmişini yansıtıyor. Ve Tanrı Dağları'nın eteğinde kalenin harabe haldeki perişan manzarası. Ve hemen karşımızda Yusuf Has Hacip minaresi, Tatkubili'nin yazarı ve muhteşem Tanrı Dağları ve Balasagun şehrinin o muhteşem geçmişinin izlerini aradığımız bölge. Evet, şehir tam bu merkezde. Balasagun Kalesi topraklar altında. Araştırılmayı ve ortaya bilgi ve belgelerin çıkarılmasını bekliyor. Yusuf Has Hacip Minaresi. Karahanlılar Devleti'nden Balasagun'dan geriye kalan tek önemli eser burası. Ve geçmişin Nazlı Yadigarı ve Karahanlılar Devleti'nin önemli bir mimari eseri. Yüzyıllardan beri ayakta, kültür ve medeniyet tarihimizin izini yansıtıyor. Ve bu minareye defalarca inip çıktık. En son geldiğimizde Kahramanmaraş müftümüzle birlikte gelmiştik ve Kahramanmaraş müftümüz Gebze'deydi ve müftüyle burada Ezan-ı Muhammediye'yi okumuştu müftümüz. Daha sonra ebedi aleme göç etti müftümüz. İsterseniz zamanı durduralım. Müftümüzün burada okuduğu ezanla sizi Balasagun'dan Yusuf Has Hacip Minaresi'nden baş başa bırakıyoruz. De müftümüzün o güzel ezanını birlikte dinliyoruz ve izliyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İnanın, buraya gelirken böyle bir atmosferi yaşayabileceğimizi gerçek anlamda tahmin edememiştim. Buranın bir manevi hazzı var. Bizim devletimizin kurucusu öyle bir minare kurmuş ki zamanın eskitemediği ve eskitemeyeceği bir minare. Aynı zamanda bu minare kelime-i tevhidin ve Müslüman Türk milletinin maziye açılan güçlü kuvvetli simgesi olarak gördüm. Bilindiği üzere Karahanlı Devleti burada kurulmuş idi. Türklerin ilk İslamlaşmaya başladığı, resmi İslamiyeti devlet olarak kabul ettiği ilk devlet Karahanlı Devleti ve onların başkenti burası idi. Burası aslında bir harabe hali hazırda. Aynı zamanda İpek Yolu üzerinde bir merkez olduğu için zamanında çok zengin, çok gelişmiş bir kent idi. Hali hazırda restore edilmeyi bekliyor. İnsanımızın ilgisine açılmayı bekliyor. Burada Burana eseri, Burana kalıntısı diye söyleniyor ama Burana aslında minare demek. Türk İslam tarihindeki ilk caminin yapıldığı, ilk minarenin yapıldığı yer burası. Burada görmüş olduğunuz eserlere balbal deniyor. Aslında mezarların üzerinde bulunan ve içindeki insanları bir anlamda tasvir eden resimlerden, heykellerden diyelim, bazılarını burada görmektesiniz. Şehir harabeleri burası gördüğünüz gibi ve buranın altında büyük bir medeniyet, büyük bir kültür var. 94 yılında geldiğimiz gibi aynen hiçbir gelişmenin olmadığını üzülerek gördük.
işte meşhur minare ve o minarenin ihtişamlı güzelliği. Ama dediğimiz gibi yine minare, bölge, alan sahipsiz. Müthiş bir at oyununa şahitlik yapıyoruz. Kaç çeşit at oyunumuz var efendim? Birçok oyun var. Şu anda gösteride olan oyunlardan şu yerdeki şeyi atıp eğilip alıp yani yukarıya atmak da manevraları çok tehlikeli aslında. Ama aynı zamanda da bayağı bu insanları gösteriye çekiyor. Bir de ulak odarış var. O da daha sonra onu izleyeceğiz. Bir de kız kumay var. Yine bir kız atla erkek arkasından kovalıyor. Eskiden öyle bir gelenek vardı. Eğer yakalıyorsa o kızla evleniyor daha onunla. Kızla erkek aynı şekilde yarışıyor ata binerek. At çok önemli. Atla bilek güreşine şahitlik yapıyoruz. Bravo! Hop hop! Koruyor. Evet, almasınlar diye. Allah Allah. At önemli bir varlık ve önemli bir hayvan. Ve Türk deyince akla atlar gelir ve atlar önemlidir. Kutsaldır. At hem savaş aletidir, hem binek, hem de yiyecek. Ve at oyunları. Birçok at oyununun olduğunu öğrendik. Sadece Türkiye'de cirit oyunu yapılıyor. Aslında almak, koparmak, kaleye atmak ve birçok at oyununun gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Şu an Kırgızistan'da İpek Yolu üzerinde tarihi Balasagun şehri yakınlarında bir at oyununa şahitlik yapıyoruz. Ve müthiş kaleye atılan o Tanrı Dağları eteklerindeki Balasagun şehrindeki bu at oyununun canlı belgesel görüntülerini sizlerin yüksek bilgilerine sunuyoruz. Gerçekten at etinin de çok kıymetli et olduğunu, kolesterolün çok sıfır düzeyde olduğunu, kolesterol olmayınca da kalp krizini önlediği şeklinde bilgiler var. Özellikle kışın yendiğinde üşütmüyor ve insanı sıcak tuttuğu şeklinde bilgiler var. Ve atların da çeşit çeşit olduğuna şahitlik yapıyoruz. Zira yenmesi gereken at özel olarak besleniyor ve bu şekilde oyunlarda oyuncu olarak kullanılacak atlar ise farklı şekilde değerlendiriliyor. Şu an bir at oyununa şahitlik yapıyoruz. Kırgızistan'da İpek Yolu güzergahında tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Buralar ve Narin yoluna doğru yolumuz devam ediyor. 400 kilometre yol gideceğiz. Metre yüksekliğinde Tanrı Dağları zirvesinde baraj gölü. 1950'li yıllarda Kırgızistan'ın yapılan ilk baraj gölü. Kırgızistan 751 yılında Talas Savaşı'ndan sonra İslam'la tanışan ilk Türk İslam Devleti'ne ev sahipliği yapan bir ülke. 9. asırda Karahanlılar tarafından ilk Müslüman Türk Devleti'nin kurulduğu yer. İslam dininin Kırgızların hayatında çok önemli yeri var.
Kırgızlar, soykırımda asimilasyona karşı milli kimliklerini İslam dini inançlarıyla korumuşlar. Ve işte farklı bir mimari stiliyle inşa edilmiş bir cami. Bişkek Merkez Camii. Kırgızistan'a 1996 yılında ilk gelişimizde bu cami inşaat halindeydi. Bugünse cami yapılmış. Bir bölümü dini eğitim veren okul haline getirilmiş. Evet değerli izleyenlerimiz, medresede Kırgız talebeler dini eğitim görüyorlar. Ve Bişkek Merkez Camii'nin şimdi içerisine girip ibadet yapacağız. Ve sizlere Bişkek Merkez Camii'ni tanıtmaya çalışacağız. Bişkek Merkez Camii, başkentin en büyük camisi. Bişkek'te gezimize devam ediyoruz. Kırgızistan'ın başkentindeyiz. Ata yurdumuzdayız. Kırgız kardeşlerimizle görüşüyoruz. Kültür ve medeniyet tarihimizin Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te izlerini araştırıyoruz. Burası Bişkek Merkez Camii. Değerli izleyenlerimiz, yıllar önce buraya geldiğimizde inşaatı devam eden cami bugün ibadete hazır halde. Minaresiyle, Kırgızlara özgü mimari yapısıyla bizim medeniyetimizi, bizim kültürümüzü anlatıyor. Evet, Kırgız mimarisiyle yapılan Bişkek Merkez Camii'ndeyiz. Bir cuma namazı vakti. Tıklım tıklım dolu. Vakit namazlarında bile cemaatinden mahrum kalmayan Bişkek Merkez Camii, cumaları geniş bahçesine bile cemaatini sığdıramıyor. Camiyi özellikle genç nesiller dolduruyor. Binlerce insan alıyor. Omuz omuza insanlar Rablerine yönelip sadece ve sadece ona secde edip ibadet ediyor ve sadece ondan yardım bekliyorlar. Isık Göl kenarında bir tesiste konakladık. Bugün işimiz oldukça yoğun. Sayılı Taş, Kırgızistan tarihinde önemli bir husus. Savaşlarda Kırgızların ne kadar kayıp verdiğinin ifade edildiği o sayılan taşların bulunduğu bölgeye gidecek. Ardından Isık Göl'de göl turu yaptıktan sonra başkent Bişkek'e doğru yola çıkacağız. Isık Göl sahilinde eski Tanrı Dağları eteklerindeki kaldığımız otelin bahçesindeyiz ve programımız başlıyor. Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov adına yapılan Ruhlar Müzesi'ndeyiz. Isık Göl kenarındayız ve İpek Yolu ile ilgili araştırma ve belgesel çekimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Isık Göl'ün Türk tarihinde, İpek Yolu tarihinde, İslam medeniyeti tarihinde çok önemli yeri var ve Isık Göl üzerinde de birçok araştırmalar yapılıyor. Şu an Cengiz Aytmatov adına kurulmuş, yapılmış birçok dini yapının bulunduğu Ruhlar Müzesi'ndeyiz, Isık Göl sahilindeyiz. Tanrı Dağları'nın en yüksek zirvesine çıkamasak da bir yağlı boya tablonun önünde Cengiz Aytmatov Ruh Müzesi'nde görüyoruz. 7438 metre yüksekliğindeki Tanrı Dağları'nın en yüksek zirvesi Kırgızistan'da bulunuyor. Hem Tanrı adını alıyor. 7438 metre yüksekliğindeki dağın yağlı boya tablosu önündeyiz ve Ruhlar Müzesi'ndeyiz, Isık Göl sahillerindeyiz. Cengiz Aytmatov çok önemli bir şahsiyet, Kırgızların önemli bir aydını, hakkında ansiklopedi yazılan tek yazarlardan birisi ve onu sağlığında görmüş ve konferanslarını takip etmiştik. Birçok kitap bulunuyor ama en önemli eserlerinden biri Gün Olur Gün Uzar Asra Bedel
ve Cengiz Aytmatov'la birlikteyiz müzesinde. Başkent Bişkek, geniş caddeleri, yüksek binaları, düzenli ve planlı yapılaşması, kalabalık nüfusu, hareketli çarşı ve pazarlarıyla diğer Kırgız şehirlerinden ayrılıyor. Düzenli ve güzel bir başkent. Yeşilin hakimiyeti şehrin her yerinde kendisini hissettiriyor. Bişkek'in en ünlü pazarı Oş Pazarı'na geliyoruz şimdi de. Bu pazarın ismini bilmeyen yok bu şehirde. Aradığınız hemen her şeyi bulma şansınız var. Keçe terlikler, oyuncak bebekler, şapkalar, yelekler, kalpaklar, bayanlar için keçe çantalar ve komuz. Kırgızları komuzdan ayrı düşünmek imkansız. Komuz bir telli çalgı. Kayısı ağacından yapılıyor. Yapımı 2-3 gün sürüyor. Komuzun telleri eskiden bağırsaktan yapılırmış. Dolayısıyla asıl komuzun çıkardığı ses bundan daha farklı. Yeni nesil komuzcularsa bu enstrümanı farklı şekillerde dillendiriyor. Çok uzaklardan geldik, Türkiye'den geldik. Türkiye'den gelince de bizi misafir ettiler. Baş köşede misafiriz şu an. Ve baş köşede misafir olmak, yurtta, yuvada, burası önemli. Kırgız çadırı önemli, evlilikte önemli, ölümde önemli. İşte biz misafir olduk şu an. Gördüğünüz gibi Kırgızların günümüze kadar yaşatılarak gelen yurtta ismi verilen Bozuy. Yani Kırgızların yaşadığı ev. Bu ev yazların yaylaya göçtükleri zaman çobanların ve köy hayatını yaşayıp dağlara çıkıp aileleriyle uzun süre işte yazdan itibaren, bahardan itibaren sonbaharda yaşayabildikleri bir ev. Ve diğer önemli daha 3 olayda bu ev yani günümüze kadar yaşatılıyor ve kuruluyor ve kullanılıyor bu şekilde. Düğünde özellikle süslü olarak bütün gördüğünüz gibi şu andaki her el işi yapımı işte keçelerle, hayvan işte postlarıyla vesaire kullanılıyor. İkinci olay da işte ölüm yani ölümde de kullanılıyor. Bayanlar sol tarafta oturuyorlar. Sağ tarafta da ölünün naaşı konuluyor. Dışarıda da erkekler defin yolculuğuna uğurluyorlar. Kadim İpek Yolu'nu modern İpek Yolu güzergahı ile takip etmeye devam ediyoruz. Isık Göl sahillerindeyiz. Isık Göl adı üzerinde sıcak göl, ılık göl anlamına geliyor. Ve kadim Tanrı Dağları ile diğer Tanrı Dağları arasında muhteşem bir manzara. Göz ve gönül ziyafeti sunuyor. Biz Isık Göl sahillerindeyiz. Ve Isık Göl aslında 14-15. Yüzyılda vatan şehirlerin bulunduğu yer depremden sonra. Şu an Çinliler ciddi manada burada araştırma ve arkeolojik çalışmalar yapıyorlar. Hem Balasagun'da, Karahanlıların ilk devlet olan Balasagun'da, hem burada hem civarda. Sebep Çinliler kendi tarihini burada araştırmaya çalışıyorlar ve kendilerinin olduğunu iddia ediyorlar bölgenin. Biz adım adım Kırgızistan'ı, Tanrı Dağları'nı, İpek Yolu güzergahını anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Efsanevi Asena, dişi kurt. Türeyiş destanındaki, Bozkurt destanındaki kurt. Prototip Türk, efsaneye göre bizim atamız. Kurt bizim çocuğumuzu, ilk prototip Türk'ü dağda buluyor, emziriyor, besliyor, büyütüyor, dünya üzerinde tekrar yayılmamıza imkan sağlıyor. Türk tarihi için efsane olan Asena'nın heykelini Kırgızistan'da görüyoruz, Isık Göl'de. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de burada heykelini, büstünü görüyoruz.
Kırgızistan, kuzeyde Kazakistan, batıda Özbekistan, güneybatıda Tacikistan ve güneydoğuda Çin Halk Cumhuriyeti ile komşu. Tanrı Dağları ülkenin %80'ini kaplıyor. Ülke bu yüzden Orta Asya'nın İsviçre'si olarak adlandırılıyor. Kuzeybatı Tanrı Dağları üzerinde bulunan ve ülkenin en büyük gölü olan Issık Gölü, dünyanın en büyük dağ gölü olma özelliği taşıyor. Karakol şehri ve Gebze. Tarihler 1990'lı yılların ortaları. Gebze ile Issık Göl Karakol şehrinin kardeş şehir olmasına vesile olmuştur. Bugün Karakol'da çok büyük bir caddenin adı Gebze Caddesi. Gebze'de de önemli bir caddenin adı Issık Göl Caddesi. Bugün tarihler 4 Mayıs 2017. Yeniden Issık Göl'deyiz. Türk Kineşi, Türk Konseyi, Türkçe konuşan ülkeler, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan devlet başkanlarının öncülüğünde İpek Yolu'nun yeniden keşfine yönelik bir program organize edildi ve ilk programa biz de belgeselci gazeteci olarak davet edildik ve yeniden Issık Göl'de olmak, kadim İpek Yolu'nun güzergahını modern imkanlarla takip ederek tarihe not düşüp zamana noterlik yapmak. Belgesel görüntülerimiz var. Yeniden Issık Göl bölgesindeyiz, karakoldayız. Kadim İpek Yolu güzergahındayız, Kırgızistan'dayız. Bizim dağlarımız, göller, dağlar, ovalar, yaylalar tarihimizi anlatır, tarihimizi söyler. Ve Issık Göl, Tanrı Dağları da bizim kadim Türk tarihi için çok önemlidir. Şu an Issık Göl üzerindeyiz. Issık Göl, Türk tarihi için birçok önemli olayı bağrında barındırıyor ve gelecek kuşaklara aktarıyor. Issık Göl'ün o muhteşem manzarasını doya doya seyrederek İpek Yolu güzergahını tanıtmaya, takip etmeye devam ediyoruz. Issık Göl Müzesi'nde balıkları görüyoruz. Müzede sergilenen balıklar, müzede çıkan eşyalar, araçlar, ev aletleri ve Issık Göl'den çıkan malzemeleri görüyoruz. Evet, batık şehir kalıntılarından söz etmiştik. Malzemeleri yine desenli malzemeler. Milattan önce 2000 yılına ait, yani 4000 yıl geçmişi olan ve İskitlere de dayandığı ifade edilen Taşkaya yazıtlarının bulunduğu yerdeyiz, Issık Göl'deyiz. Tarihi kadim taşların olduğu, yazıtların olduğunu görmüş olacağız birazdan. Varlığını açıklamaya çalıştığı dönemlerde korktuğu şeyleri tapınma aracı olarak taşlara, yaşadıkları ortamlara yansıtması. Yani burada özellikle av hayvanları görüyoruz. Av hayvanı dediğimiz ne? Etini yiyorlar, derisiyle giyiniyorlar ve o kadar çok zahmet veriyorlar ki o hayvanı avlamak için. Onlar için neredeyse kutsallık taşıyor. O kutsallığı da bir şekilde böyle taşların üzerine yansıtıyorlar.
taşlar, taşa vurulan bir medeniyetin ihtişamlı geçmişini İpek Yolu güzergahında Kırgızistan'ın Issıkköl bölgesinde araştırıyoruz. Ve yine taşlara vurulmuş, taşlara çizilmiş resimlerin bulunduğu Issıkköl göle hakim önemli bir yerdeyiz. Ve birçok kaya resmi, taş resmi 2500 yıl önce, 2800 yıl önce çizilmiş. İskit Türklerine kadar dayandığı ifade ediliyor. Gördüğümüz gibi dağ taş bu taşlarla dolu ve birçok av hayvanı resmi, insan resmi, değişik figürler, evcil hayvanlar resimlerinin bulunduğu bir müzedeyiz. Taşlara vurulan bir medeniyetin izlerini de İpek Yolu güzergahında araştırıp tespit ederek ekranlara getiriyoruz. Balık kurusu, kurutulmuş balıklar ve Issıkköl'ün balıkları bunlar ve kurutularak satışa sunuluyor. Ve Issıkköl balıkları doğal ortamda kurutulup sağlıklı bir şekilde, natürel bir şekilde müşterilere sunuluyor. Balıkları da görmüş olduk ve şu an hazırlanıyor, satın alınacak. Evet, kültür ve medeniyet tarihimizin adım adım izlerini araştırıyoruz. İpek Yolu Güzergahı'nın önemli merkezi Bişkek'teyiz. Kültür Bakan Yardımcımız Azmet Bey'le. Azmet. Azamat. Azamat Bey'le birlikteyiz. Efendim bize bir Kırgızistan'ı kısaca tanıtır mısınız? Kırgızistan, İpek Yolu'nun Türk tarihinin eski yerlerinin biridir. Türk tarihinde eski bir kültürü var, eski geleneği var. Türklerin dinini, dilini, kültürünü saklamış bir ülkedir. Kırgızistan'dan eski Türk dilini öğrenebilirsiniz. Yani bazı Türk ülkelerinde Fars ve Arap ülkeleri karışıp diller biraz değişirse Kırgızistan'da o saklamaya çalışmıştır. Kırgızistan'da derin bir göçebe, yani göçmenler hayatının ülkesidir. Onu çadırdan, onu geleneklerden, onu oyunlardan görebilirsiniz. Kırgızistan bir dağ ülkesidir. Yerinin %96'sı dağdır. Ve o dağını keşfetmeye, dağını görmeye, dağın arasında suları, doğayı görmeye dünyanın her yerinden insanlar geliyorlar. Kırgızistan'ı her zaman, yani bütün dünyanın halkına için, özellikle Türk dünyasının halkı için her zaman açıktır. Bizim 3. Cumhurbaşkanımız, yani bu atalarımızın parkıdır. Yani atalara eser verilen parktır. Burada bütün Kırgızistan'ın tarihinde büyük katkıda bulunan, yani Kırgızistan'ın bu kadarına gelmesinde büyük katkıda bulunan insanların hepsi, heykellerin hepsi buradadır. Bunun anlamı gençlerimiz atalarımızı unutmasın. Bu parklara gelsin, görsün ve bilsin diye koyulmuştu bunlar. Yeçildim kanı Koğurbay bilen. Kırgızlık kanı manastır. Yeah.
Zaman hızla geçti değerli izleyenlerimiz. Bir devralen programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri kadim İpek yolundan modern İpek yoluna gezmeye, İpek yolunu yeniden tanımaya ve İpek yolu kültürünü anlayıp anlatmaya davet ediyor. Bir başka devralen programında buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.